Üzgünüm Nesmin Hanım. Başka bir çare düşünmek zorundasınız. Bu kadar aptal olma. Murat'la çalışmaya devam edersen iyi yerlere gelebilirsin. Ömrünün sonuna kadar bu saçma sapan yerde mi yaşamak istiyorsun? Murat Hoca annemin kim olduğunu benden sakladı. Her şeyi unutup geri mi döneceğim? Murat doğru olanı yaptı. Profesyonel düşünmek zorundasın. Bu işte böyle duygulara yer yok, anlasana. Anlamıyorum Nesin Hanım. Ne sizi, ne oğlunuzu, ne de konuştuklarınızı anlıyorum. Burada kalıp yeniden çiçek mi satacaksın? Ben burada mutluyum. En azından bu küçümsediğiniz mahallede kimse bana yalan söylemiyor. Bundan emin misin? Ne demek istiyorsunuz? Senin şu arkadaşın Kobra. Bize gelip Murat'a şantaj yaptı. Ben Saiman'ın meselesini senin bildiğini söylemeyeyim. Sen de bize iş ayar dedin. Bu doğru değil. İstersen kendisine sor. Ya da ablana. O da işin içinde bence. Abla! Ne oldu kız, ne bağırıyor? Niye gelmiş Nesrin Hanım? Doğru mu abla? Ne doğru bu kız? Kobra ile şantaj yaptığınız doğru mu? Ne diyorsun kız sen? Kobra Murat Hoca'ya gitmiş, bize iş ver, yoksa hasretle her şeyi anlatırız demiş. Doğru mu abla? Ne diyorsun kız? Hiçbir şey anlamadım ben. Abla ne olur yalan deme. Biz böyle bir pazarlık yapmadık ki, biz şantaj yapmadık de ne olur. Kız hasret, ben bir şey yapmadım. Kız iki gözüm önüme aktı ki hiçbir şeyden haberim yok. Senden başka kimim var benim be? Sen de mi arkamdan iş çevirdin, sen de mi kandırdın beni be? Dur ablam, ben seni niye kandırayım? Hazretim, ben bir şey yapmadım. Kime güveneceğim artık ben de? Hazretim. Kime güveneceğim artık? Kız ağlama. Ben bir şey yapmadım Hazret. Yaktım seni kopla.